Sözlerime başlamadan önce Ramazan Bayramı'nın şimdi de ülkemiz başta olmak üzere bütün İslam alemine Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte adalete, barışa, özgürlüğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Değerli arkadaşlar, malumunuz ülkemiz her gün yeni bir krizle, yeni bir maalesef darbeyle güne başlıyor. En son meclise tabii yeni de tekrar bir bomba düştü. 20 Mayıs'ta başlayan dokunulmazlık serüveninin aslında doğrudan doğruya meclisin iradesine bir darbe olduğunu o zaman da ifade etmiştik. Ne yazık ki o süreç tamamıyla devlet aklının, Kürt demokratik siyasetinin, demokratik siyaseti tümden tasfiye yönüne konmuş olduğu için birileri buna çok büyük altında belki gülerek sırtını çevirdi. Geldiğimiz noktada maalesef meclisin nasıl bypass edildiği ve iradesinin ipotek altına alındığı, neredeyse meclis aslında sarayın bir çalışma bürosu ve birimi haline getirildiğini üzülerek hepimiz müşahede ettik, gördük. En son İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yaptığı bir gazetecilik faaliyetinden kaynaklı yaptığı bir haberden dolayı 25 yıla mahkum edilmiş olmasının arkasındaki siyasi aklı hepimiz tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu şiddetle kınadığımı, kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. İlkesel olarak milletvekillerinin halkın iradesini mecliste temsil eden ve halkın halk adına denetleme yetkisini gerçekleştirmek ve vekaletlik yetkisini yerine getirmesi gereken milletvekillerinin bu şekilde derdest edilmeleri, cezaevine atılmaları esasen kendisine oy veren binlerce, on binlerce insanın cezalandırılması anlamına geldiğini, dolayısıyla bunun da kendi içinde ciddi bir darbe zihniyetini barındırdığını ve bu nedenle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Şimdi bir yürüyüş var. Neticede geç de olsa artık hakkın, hak için, adalet için, demokrasi için, eşitlik için bir adalet yürüyüşü adı altında bir yürüyüş var. Bu yürüyüşü de desteklediğimizi ve desteklediğimi burada da ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle Kürdistan'da ciddi bir kayyum faşizmi var, ciddi bir kayyum tahribatı var. Burada ben biraz sonra birkaç örnekle, fotoğraflarla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. AKP'nin Kürt coğrafyasında özellikle 7 Haziran seçim sonuçlarından sonra başlatmış olduğu ve 7 Haziran seçim sonuçlarını hazmedememiş olmanın getirmiş olduğu hazımsızla birlikte ülkeyi ciddi bir felakete sürükledi. Savaşla, şiddetle, çatışmayla, kanla, barutla yeniden iktidarını devşirmek üzere olmayacak, olmaması gereken bir yola girdi. Ve bu yolda Sur ve Cizre başta olmak üzere onlarca Kürt kentini yakarak, yıkarak yerle etti. Oradaki tarihsel ve kültürel dokuyu adeta talan etti. Ve orada on binlerce insanımızı sürgün ederek, evsiz bırakarak büyük acılara gark etti. Şimdi Kürdistan gerçekliğine baktığımız zaman şunu hepimiz göreceğiz. Hukuk burada askıya alınmıştır. Evrensel İnsan hakları ayaklar altına alınmış, seçilmişler cezaevlerine atılmış, tutuklanmış ve halk ciddi baskı altındadır. Bu sürdürülemez durumun o halk ve KHK kararlarıyla da bütün toplumsal kesimler üzerinde ciddi bir teröre dönüştüğünü görüyoruz. Her ne kadar birileri işte o halde sizin ne sorunuz var derse de aslında o halin kendilerine sağlamış olduğu kanun dışı devleti ve toplumu yönetme ve sınırsız bir keyfiyetle toplumu, toplumsal mühendisliğini kendi kafasında, akıllarının ve kafaların gerisindeki toplumsal yapıyı yeniden şekillendirmek üzere nasıl hunharca kullandıklarını hepimiz görüyoruz değerli arkadaşlar. Ve bu temelde biliyorsunuz 84 belediyemize kayyum atandı ve belediye başkanlarımız şu an 86 belediye ve eş başkanımız hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutulmakta ve halen birçoğu hakkında maalesef fezlekeleri daha düzenlenmiş değil. Aynı şekilde tabi burada kayyumların yarattığı ciddi bir tahribat var. 24 saat esasına dayalı bakanlık müfettişleri belediyelerimizi denetlerken
kayyumların atandığı günden şimdiye kadar bir sürü kokular geliyor. Yani Van'da, Diyarbakır'da, sokaklarda normal insanlara bile sorsanız yandaşlara belediyenin nasıl peşkeş çekildiğini, belediye işçilerinin nasıl hukuksuzca işten çıkarıldığı ve çıkarılmaya devam edildiğini ve yandaşların nasıl belediyelere doldurulduğunu hepiniz orada normal vatandaşlara konuştuğun zaman göreceksiniz. Ancak şu ana kadar defalarca biz kayyumların denetlenmesi konusunda verdiğimiz soru önergelerine cevap almadığımız gibi ve bu kayyumlar sanki her biri mükemmel kendi alanında yıllardır belediyecilik faaliyetlerine geliyormuş gibi hiç eksikleri, en azından idari anlamda bir eksikleri yokmuş gibi maalesef denetim dışı, kural dışı ve keyfi bir şekilde adeta o bölge Kürdistan ve Kürt illeri onların babalarının çiftliğiymiş gibi veya halkın iradesiyle seçilmiş cersine, yani halktan destek almış, halkın oyuyla seçilmiş, sanki o makam halk tarafından onlara verilmiş, gasp edilmemiş, silah zoruyla oturmamış, yüzsüzce, yüzleri kızarmadan orada pişkin bir şekilde, keyfi bir şekilde orada ciddi bir terör estiriyorlar. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesini değerli arkadaşlar, o kadar pervasızlık başına aldı gitti ki Kürt halkının değerlerine ve sinir uçlarına dokunur hale geldi. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi Cizre kayyumu ve yine Kızıltepe'deki kayyum, yani birkaç tane sadece isim vermek istiyorum. Gavaş, Erdiş, Van ve Diyarbakır, hemen hemen bütün kayyumların uygulamalarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz Uğur Kaymaz babasıyla birlikte onlarca katledildi ve 12 yaşındayken bedeninden 13 tane kurşun çıkarıldı. Türkiye toplumunun herkesi vicdanını sızlatan bu cinayetin üstünü örten AKP, şimdi de kayyum olarak atanan şahıs, burada gördüğünüz gibi Uğur Kaymaz'ın anısına bir anıt dikildi. Ve bu anıttan aslında Uğur Kaymaz'ı öldüren, katledenler hakkında soruşturma yaptırıp onların cezalandırılması lazımken, kamuoyunun vicdanını rahatlatılması lazımken, tam aksine Uğur Kaymaz'ın şahsında onlarca çocuğun katledildiğini gösteren bu anıtı gören AKP ve AKP kayyumu kendi gerçekliğiyle yüzleşmesin diye maalesef görüyorsunuz kayyumun ilk icraatı Uğur Kaymaz'ın bu anıtını ortadan kaldırmak ve sökmek oldu. Yine Cizre kayyumu da Kızıltepe kayyumundan geri kalır bir tarafı yok. Yani o da boş durmadı. Biliyorsunuz Kürt ve Türkiye siyasetinde barışçıl yüzüyle, barışçıl çalışmalarıyla tanınan rahmetli Orhan Doğan'ın mezarı başında aslında anıt bile sayılamayacak bir mezar taşına biraz daha büyük, kendisini biraz ifade eden, tanıtan bir anıt gibi, bir mezar taşı gibi düşünün. Bunu hazmedemedi. Gelir gelmez Orhan Doğan anıtında görüyorsunuz. Cizre kayyumu ilk iş olarak Orhan Doğan'ın şahsında aslında bütün Kürt halkına burada bir saldırıdır. Kürt halkını aşağılamadır. Demokratik siyasete, barışçı siyasetçilere bir saldırıdır. Yani Allah aşkına ben size burada gösteriyorum. Orhan Doğan'ın mezarının başındaki bu mezar taşını veya bu anıtı kaldırmak veya kaldırmazsanız devletin güvenliğini neresini tehdit ediyor? Koskoca bir devlet Orhan Doğan'ın mezar taşından mı korkuyor? Kardeşliği, barışı, adaleti böyle mi sağlayacaksınız? Mütedeyin olduğunuzu söyleyeceksiniz, inançlı olduğunuzu söyleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'e inandığınızı söyleyeceksiniz. Kur'an'da ölülerin arkasında konuşulmaz. Ölünün üzerindeki dünyevi hükümler kalkar. Ölünün arkasında iş çevrilmez. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kürdün ölüsüne bile tahammül etmiyorsunuz. Peki soruyorum sizlere. Kürdün ölüsüne tahammül etmeyen Kürdün dirisine nasıl tahammül edecek? Nasıl tahammül edeceksiniz? Siz nasıl bir Kürt tasarlıyorsunuz ve tasavvur ediyorsunuz? Örneklerden bir tanesi bu ve bunu şiddetle kınadığımızı, hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu kayyum terörüne bir an önce son verilmesi lazım. Aksi halde öyle birileri çıkıp burada bize adaletten, Müslümanlıktan, kardeşlikten, dinden, imandan söz etmesin. Yine bir örnek daha var burada. Biliyorsunuz Roboski'de korkunç bir katliam oldu. Katliamın asla sorunları belli. Katliamların sorumlusunu yine madalyayla ödüllendiren, tebrik eden, arkasında duran AKP zihniyeti dönemin işte bakanlarında Beşir Atalay ve o dönemin başbakanı, şu anki AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vesaire. Neticede aynı kişi şu an işte FETÖ'den, darbecilikten de içeri atılmış. Ama biz burada soruyoruz, yani darbe durup dururken olmadı. Aslında darbenin bir başlangıcı da Roboski.
robot gider katliam yapanlara ödül verir, sırtlarını sıvazlarsanız işte gün gelinmez, sizi de bombalar, sizi de bombalarlar. Netice itibariyle bakın, hiçbir şey aslında çok farklı, yani burada ayrımcı, ırkçı veya etnikçi veya ne bileyim farklı bir şiddeti çağrıştıran herhangi bir şey yok. Bunların arasında Diyarbakır Belediyesi'nin dikmiş olduğu bir şey var. Bu bir yara, bu bir trajedi. Bu trajediler toplumsal hafızada çözülünceye kadar, adalet hak yerini buluncaya kadar bir şekilde diri tutmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bakın oradaki öldürülen, katledilen çocuklar ve ailelerin feryadını sembolize eden bu anıtı da yine Diyarbakır kavimi gelir gelmez hemen bunu da maalesef söküp attı. Şimdi daha vahimini söylemek istiyorum. Biliyorsun AKP sürekli topluma, toplumdan almış olduğu vergilerle, ya sözüm ona işte yaptığı köprülerde, yollarda, geçitlerde aslında yine vergiyle, vergimizi ödeyerek geçiyoruz. Bununla önen AKP 2013 yılında Tunga ve Narlı köyleri arasında yapılan bir köprü arkadaşlar. Bizim o dönemki belediyenin çabalarıyla, köylerin çabasıyla yapılan 400 bin lira mal olan bu köprü. Şimdi Çatal Kayyumu tarafından 220 bin lira ihalesi verilerek bir yandaşa ve bu köprü yaptırılıyor. Şimdi soruyoruz, yani siz halka hizmet için geldiğinizi söylüyorsunuz, orada bizim belediyelerimize hizmet vermediğinizi iddia ediyorsunuz ve daha önce 90'larda Mehmet Ağar ekibi tarafında Tansu Çiller veya Doğan Güreş ekibi, savaş ekibi tarafında yakılan yıkılan köylere 98'den sonra dönen köylülere hizmet olsun diye ve orada tarım yapıyor arkadaşlar. Kendi topraklarına, kendi tarlalarına ulaşmak için o nehir üzerinde yapılan bir köprü ve şimdi siz bu köprüyü yıkıyorsunuz. Ve 220 bin lira vererek, yani 400 bin lira mal olmuş bir köprü, iki tane köyün arasında bağlantı kuran bir köprü, siz gidip yıkıyorsunuz. Bunun yıkım zihniyeti ne olabilir? İşte onların şu an gerçekten kayyumları Kürdistan'da Kürt halkına bakışını da ifade ediyor. Hizmetten neyi anladıklarını. Aç bırak, yoksul bırak, çaresiz bırak, kendisine muhtaç et mantığından hareket eden zihniyet şiddetle kınıyoruz. Bakın şiddetle kınıyor, bu milli değerdir, bu milli servettir. Siz ne diye yıkıyorsunuz? Niçin yıkıyorsunuz? Yıkma gerekçeniz ne? Ve bunu hiç kimse soruşturmuyor bakın. Suçtur bu. Halkın malıdır. Ve iki köyün bağlantısını sağlayan bir köprüyü yıkıyorsunuz. Bununla da yetinmiyor bu Çatak kayyumu. Biliyorsunuz hepimizin gözleri önünde barışın elçisi, barışın gerçek yüzü, kardeşliğin gerçek yüzü Tahir Elçi hepimizin gözleri önünde katledildi arkadaşlar. Meslektaşınızdı ve belediyemiz Tahir Elçi anısına Çatak'ta bir parka ismini verdi. Kayyum gelir gelmez ilk işi yine Tahir Elçi'nin ismini silmek oldu. Aynı şekilde kentin içinde çeşitli yerlerde Kürt renklerini ifade eden o renkleri silmek oldu. Yani kısacası kayyumların şu an üzerine vazife ettiği şey Kürtlerin değerlerine, diline, kimliğine, kültürüne saldırı. Belediyelerin bünyesinde belediyelerimizin halka yönelik açmış oldukları halk ekmek fırını, işte ne bileyim kadın sığınma evi, kültür merkezleri, sağlık merkezleri gibi merkezleri dahi kapattılar. Ve Van kayyumu bunu bir tasarruf olsun diye, bütçeye bir kazanç olsun diye yaptığını iddia ederken şimdi bakıyoruz ki Van kayyumu şu an büyük bir külfete denk gelen Van Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır, 10 yıllardır var olan logosunu değiştirmeye karar veriyor. Ve bu logoyla değiştirmeye karar verirken ne sivil toplum örgütlerini, ne Van'ın akilan insanlarını, ne Van'ın kültürel dokusunu, ne Van'ın tarihsel dokusunu hiçbir şey gözetmeksizin, kimseyi takmaksızın kendisinden menkul ve dediğim gibi hiçbir araştırma, inceleme yapmadan orada bir üniversite var veya hangi ihtiyaca binaen böyle bir logoyu değiştiriyorsunuz? O logo Van'a çok aşina ve tanıdık ama Sayın Vali ne Van'a aşinadır ne de Van'a tanıdıktır. Değerli arkadaşlar, burada bir fotoğraf daha var, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine aynı valimiz, biliyorsunuz 9 Haziran'da maalesef bölgede kabul etmediğimiz ve karşı durduğumuz bir savaş konsepti söz konusu. Yavaş ilçe emniyetine yönelik bir saldırı oluyor ve aynı saat içerisinde Van valisi bu saldırı yapan 3 terörist kız kıvrak yakalandı ve suçlarını da itiraf ettiler. Yani daha bir soruşturma yok. Daha bu kişiler kim oldukları, ne oldukları, nasıl yakalandıklarına dair hiçbir şey yokken
ve Sayın Vali infaza başlıyor. Kendisini yargın yerine koyuyor. Kendisi hüküm kesiyor ve söz konusu kişiler hakkında görüyorsunuz insanlık dışı işkencelere başvuruluyor. Yani bunu biz bu görüntülere tanıdığız. Nereden tanıdığız? IŞİD'in yaptığı görüntülerden bunları tanıyoruz. Bir vali düşünün kendi yurttaşlarını terörist ilan edecek ve aynı saat içerisinde çırılçıplak soyacak ve ağır işkencelerden geçirilmesine vesile olacak. Değerli arkadaşlar, uluslararası hukuk var. Evrensel hukuk var. Türkiye'nin tarafı olmuş olduğu anlaşmalar var. İşkence insanlık suçudur. Suçlu kim olursa olsun, velev ki suçlu, velev ki iddia ettiği gibi dahi olsa, kim onlar? Mantar toplayan 55-60 yaşlarında ve en genci 35 yaşlarında 3 yurttaş mantar toplayıcılıkla, pancar toplamakla geçimlerini sağlayan 3 tane yoksul insan. O saatlerden çatışmadan bir haber, ilçeye dönerken ilçe yolunda yakalanıyorlar ve ağır işkencelerden geçiriliyorlar. Ve bu işkenceciler bunu aynı zamanda basına servis etmekten de geri dönmüyorlar. Bu insanlık suçunu işleyen vali aynı zamanda aslında şunu ifade etmiştir. Yıllardır bölgede yapılan infazlar, işkenceler, sivil, çocuk, kadın katliamlarının nasıl manipüle edildiğinin bir ispatıdır. Ve aynı zamanda da işkence yoktur diyenleri aslında tekzip etmektedir. Yine işkenceye sıfır tolerans diyen bir iktidarın nasıl bir işkence mekanizmasına dönüştüğünü ve işkence iktidarına dönüştüğünün en ibret verici örneklerinden bir tanesidir. Ve yine aynı şekilde değerli arkadaşlar, Erdiş kayyumu aynen çalıntı bir logo ile şu an Erdiş'i mağdur etmektedir. Konya Cihanbeyli Belediyesi'nin logosunu çalıyor. Erdiş'in 40 yıllık belediye logosunu sorgusuz sağlıksız çalıntı logo ile değiştiriyor. Yani hem zorba, hem hırsız, hem kayyum. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, yani bu vahim görüntüleri daha çok destekleyecek onlarca örnek mevcut elimizde. Ben sadece burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Seçilmişleri atanmışlara ezdirmeyeceğiz, kul köle etmeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı ne çabuk gömlek değiştirdi. Nasıl bu hale geldiniz? Nasıl bu kadar vicdanınızı yitirdiniz? Nasıl bu kadar vicdanınızı kaybettiniz? Ve nasıl gerçekliğinizi bu kadar çabuk unuttunuz? Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı kendi sözlerine sahip çıkmaya da davet ediyoruz. Kültürel olarak ciddi işte mevcut iktidarlarının kültürel açıdan büyük erozyonlar yaşadığını söylüyor. Doğrudur. Şimdi siz mesela Gülpınar Kayyum Öncel'e benim seçim bölgemdir. Orada Niyazi Sönmez adlı bir şairin anısına bizim belediyemiz gezici bir kütüphane yapmıştı. Ve o gezici kütüphanede Musa Anter, Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi isimleri üzerine yazılıydı. İlk işi o da o kütüphaneyi kapatmak oldu. Kısacası şu an bölgede ciddi bir kayyum terörüyle karşı karşıyayız. Buradan tekrar sesleniyorum. Hem İçişleri Bakanı'na hem AKP hükümetine başbakanı hem Cumhurbaşkanı'na hem AKP Genel Başkanı'na burada sesleniyorum. Bu adaletsizlikleri soruşturun. Yani özellikle vali o üç yurttaşa işkence ettirirken ki şu an o üç yurttaş biliyorsunuz evlerine gittiler, bırakıldılar, suçsuz oldukları anlaşıldı. Fakat bu vali görevden istifa etmeyi düşünüyor mu? Ben şahsen buna kanı değilim. O kadar ahlaklı davrandığını düşünmüyorum. Fakat burada İçişleri Bakanı'na sormak istiyoruz. Madem ki bölge halkını terörden koruyacaksınız, bu terörü estiren, bu teröre zemin olan vali ve emniyet amiri, kaymakay, bu işkenceye ortak olanlar, Kürtlerin bu değerlerine saldıranları hakkında bir inceleme, bir soruşturma, bir denetleme başlatacak mısınız, başlattınız mı? Bu yurttaşlara işkence eden ve bu işkence fotoğrafları hiç çektirmeden, hiç utanmadan, hiç korkmadan bunu basına servis eden o kolluk güçleri hakkında bir soruşturma, bir inceleme başlatacak mısınız? Eğer başlatmazsanız siz bu işin bizzat arkasında olan ve elleriniz bu halkın kanındadır. Bu halk bunun hesabını mutlaka her iki dünyada iki eli iki arkanızda olacak. Bunun hesabını soracaktır. Siz o zaman ayrımcısınız, ırkçısınız, faşistsiniz, diktatörsünüz. Onu da söylüyorum. Değilseniz derhal valiyi, emniyet amiri, kaymakamı ve bu kayyumların zulmüne bir son verin. Bunları denetime tabi tutun ve bu denetim raporlarını da kamuoyuyla da paylaşın.